Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Wizard of Legend, yani efsane büyücü oyununu oynayacağız. Şimdi bu oyunumuz nasıl bir oyun derseniz, şu tarz diyebilirim. Hani The Binding of Isaac'i, bir Enter the Gungeon'ın hani böyle odalarda gezip etraftaki yaratıkları temizleyerek bazı şeyler elde ettiğiniz oyun tarzını düşünün. Ama burada büyücüsünüz. Büyücülerin de tabi böyle üzerimizde gördüğünüz kırmızı pelerini gibi farklı renkte pelerinler ve bunların etkileri var. Ben oyunu geçmişte izlemiştim. Sonra da buraya girdim. Şöyle bir müzeyi dolanıp çıkmıştım. Sildim falan. Tekrar şimdi başlayacağız. Birlikte savaşmadım. Yani gidip sadece müzede yapılan şeylerle deneme kısmındaki şeyleri yaptık. O kadar. Gerisini birlikte bakacağız. Birlikte çözeceğiz. Bir sürü büyü olduğunu öğrenmiştim. Hadi bakalım, başlayalım isterseniz. Bir de roguelike özelliği de var sanırım. Savaştıkça ilerliyorsunuz, bir şeyler kazanıyorsunuz ama öldüğü zaman karakter, topladığınız elmaslar sizinle geliyormuş sanırım. Onunla da herhalde bir gelişim falan yapacağız. Bir de bu 500 canımız oyun esnasında ilerledikçe tekrar dolmuyor. Siz bunu yine iksir ya da benzeri şeyler olarak dolduracaksınız sanırım. Şöyle başlayalım. Bakın burada şöyle başladık. Hemen müzeye geçeceğiz. Müzenin oradayız zaten. Kimler ne diyor? Şöyle bakalım. Ne diyor? İşte burası kuşları beslemek ve dinlenmek için sevimli, güzel bir yer manasında söylüyor sanırım. Lanova Müzesi. Bakayım. Lanova Müzesi yukarıda diyor. Göreceksin falan diyor sanırım gidersen. Tamam, sağ ol. Yani şuradan müzeye giriyoruz. Normalde bizim şöyle bir envantere basınca, bakın şurada bir müze biletimiz varmış. Bununla da buraya giriyoruz. Oyun hakkında bir temel bilgi alıp başlayacağız. Buralarda tabii ki çok oyalanmaya gerek yok ama kısaca oyunu hiç bilmiyorsanız ya da tadını çıkarmak için bir parça heveslendiriyor sizi, keyif veriyor. Mesela buradaki bakın pelerini turkuaz ve kendisi de sürekli hani dash denen ileri atılma yeteneğini kullanıyor. Bakalım danışma ne diyor? Lanova Müzesi'ne hoş geldiniz. Burada işte bakın arkana, yani büyü, arkana, arken büyüleri falan vardı. Yine onu söylüyor sanırım. Buradaki deş büyüsünün yapıldığını falan herhalde söylüyor. Bize de o büyünün kartını verdi. Şöyle bakalım şuradan. Evet, bakın Airburst Dash diyor. Bununla hemen şu Space tuşuna atamış, boşluk tuşuna. Seçtiğimiz yöne doğru basınca hemen atak yapıyor sanırım. Şöyle güzel. Aynen. Biz de onun gibi kullanabiliyoruz. Evet. Bu ne diyor bakalım? Matt burada arkadaşıyla buluşacakmış sanırım. Kaos trialleri, yani denemeleri için. Herhalde bu bizim bir oyuna girdiğimizde 3 ayrı elementten oluşan dünyayı geçmeye çalışıyoruz. Her dünyanın sonunda patron oluyor. Tabii ki bunları bitirmek kolay değil. Efsane ve büyücü olmak için çeşitli yetenekler kazanıp bunları geliştirmek, belki de çok daha tecrübeli olmak gerekiyor. Göreceksiniz, bir dünyalara girdiğimizde belki birinci, her dünyanın da iki aşaması oluyor. Bu aşamaları geçerken göreceksiniz, çabucak yenildiğimiz zamanlar olabilir ama zamanla güçlendikçe ve tecrübede kazandıkça etkili olacaktır. Burada da işte kaos diye geçiyor herhalde bu denemeler falan. Ama ben yanlış anlamış olabilirim. Yanlış anladığım yerleri lütfen düzeltin. Kızın koştuğundan falan bahsetmiş. Herhalde beklediği arkadaşı bir kız olsa gerek. Şunu mu diyor acaba, bilmiyorum. Devam edelim. Burada bir baba kıza benziyor. Spike'mış. Büyücüleri Hood. Onların Hood diyor da Hood'un ne olduğunu bilemedim. Hani aldığını biliyor musun? Never ever 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 falan. O da never diyor, geçiyor. Da ben anladığım kadar söylemek istiyorum. Burada da bir danışma var. İşte kaos denemelerine sağdan gidiniz falan gibi herhalde. Bu yolu takip ediniz diyor sanırım. Burada da iki kişi var. Müzeye gelmeyi seviyoruz diyor. Hani bu interaktif ve eğlence ile ilgili bir şey diyor. Şu exhibit ne demek bilmiyorum ama. Melissa da diyor ki, bu yer hakkında o her zaman işte excited'dır diyor da excited'ı şimdi bilemedim. Bir de ben yürürken böyle çat diye bir şey oluyor aniden. Kendi bunu neden yapıyor bilmiyorum. Acaba koşmaya geçiyormuş, o yüzdenmiş. Bakın şöyle giderken birden koşmaya başlıyor. Bir süre giderseniz
koşmaya başlıyormuş. Burada da çeşitli kartlar gösteriyor. Dikkat ederseniz bu kartlar falan hep etrafı beyaz. Bunun da beyaz. İşte bazıları gelişmiş oluyor, sarı oluyor sanırım etrafı. Dahası nasıl? Bakıp göreceğiz. Mesela bu kartlar hakkında buraya bilgi koymuşlar. Su elementi büyüsüymüş. Şöyle bakın, yağmur damlası gibi. Bu da yıldırım elementi büyüsüymüş. Şöyle yıldırımlar sarı herhalde. Toprak elementi böyle kahverengi. Burada hava elementi diyor, bir hortum simgesi var. Bu da ateş elementiymiş. Ateş toplarına benziyor zaten. Burada ne diyor? Ekstra bir şey demiyoruz. Varmış şurada. Burada da bazı işte büyülerin kartlarını falan gösteriyor. Kaos denemelerinde herhalde bunlar kullanılmış. Onu demek istiyor. Tamam. Buraları bir hızlı geçeyim ben. Burada da bakın çeşitli kartlar var. 6 tane, 6 tür ark, yani büyüden bahsediyor. Şurada da her büyünün yetenekli ellerde falan filan bir şeyler olduğundan falan mı bahsediyor? Geliştirilebileceğinden falan bahsediyor sanırım. Burada da yine bir kişi görüyorum. Mary. Büyük büyüler, hani burada korumadan falan bahsetmiş. Tamam, her neyse. Yani yanlış anlamıyordum. Şöyle bir bakıyorum. Burada fotoğrafları falan. Acaba bu mu çekmiş bunların fotoğraflarının kartlarını? Burada bakın birisi ateş büyüsü yapıyor. Burada çalışıyor kuklalar üzerinde. Burası da bize ayrılmış sanırım. Burada da izleyenler var. Şimdi ben bunlarla tek tek yine konuşup üzerinde durmayayım. Danışmalara bakalım. Corey bize diyor ki, hey sen, yani oradaki işte hani burada birkaç tane büyüyü deneyebilirsin diyor. Tamam, gerçek etkileri hani burada görebilirsin müzenin interaktif kısmında kuklalara karşı. Bakın bize de hemen benzer büyüleri verdi. Biri sol tıkla yapılıyormuş. Evet, bu normal yapılan. Bir de şöyle sağ tıkla ateş fırlatıyoruz. Ve dolarken bir miktar veriyor herhalde. Evet, o da fırlatılan miktar. Mesela bu şekilde fırlatırsam 8 tane fırlatıyor. Ama mesela 3 diyor. Mesela fırlattım, bakın 3 adet gitti. Ya da şimdi mesela 4'te basıyorum. 1'de bastım, 1 tane gitti. Evet, bu şekilde gidiyor. Bu doldukça 8 tane atabiliyorsunuz. Ve dikkat ederseniz şuradaki mavi enerji yaptıkça artıyor. Ve bir süre yapmazsanız, vurmazsanız yani, o düşüyor. Bunu doldurduğum zaman belki de çok güçlü vuracağım. Bir deneyelim bakalım. Doldurayım iyice. Doldu mesela şu an. Yapınca yok, çok bir etkisi olmadı şu an ama. Ama koşmama falan bir etkisi var galiba. Değişik bir durum oluştu. Her neyse. Bununla konuştuk. Burada da herhalde önemli kişiler var. Sponsorlarmış herhalde. Burada da bir büyücünün bakalım ne yapıyormuş. Nadir bir büyünün imzası şeklinde geçiyor. Burada da örnek bir tane gösteri yapmışlar. Yerleştirmişler sanırım. Burada da bakın çevresi sarı renkte olanlar var. Bunlar biraz daha gelişmiş olanlar sanırım. Mesela bu. Bakın signature dediği hani imzalanmış, herhalde geliştirilmiş manasında. Fırtına dönüşü, ateş nefesi ve de yıldırım topu. Bakın böyle. Bunlar herhalde signature dediğinde yani imzalı, yani gelişmiş manasında sanırım. Etrafı sarı oluyor. Burada yine bu tarafı izleyenler var. Yani burada kuklalar var. Siz ne diyorsunuz bakalım. Evet, burada da işte signature dediği herhalde bu, hani ben imzalanmış manasında söylediğim yani gelişmiş büyüleri denetiyor bize. Şurada da yanında bakın ateş topu var. Etrafı sarı. Hatta bakın şurada normaliyle gelişmişi farkı etrafının sarı oluşundan görebiliyoruz. Tamam. Evet, buradaki mavi topa gelirsen direkt diyor maviyi doldurmayı beklemeden kullanabilirsin diyor. Mesela ben burada o verdiği büyüyü atınca, bu değildi pardon, yanlış tuşa bastık da olsun bir şurası. Şöyle bakın bir tane top attım, büyük alev topu. Hatta şöyle şuradan atayım. Ama ben bunu aldığım zaman tam yerinde durayım, sürekli alsın çıktıkça.
tam doluyken yaptığımda bakın böyle büyük bir atış yapıyor ve de yakıyor. Bayağı etkili. Evet, burada sürekli dolu olunca daha rahat yapıyorum. Böyle de etkili olduğunu söyledi. Bize bunu da öğretti ve burada da bakalım ne diyor. Şimdi bu kaos denemelerinde işte etkinlik sırasında mı artık bilmiyorum. Konsey üyeleri falan varmış. Güçlü büyücüler, ustalar onları elementine göre seçmiş sanırım. Hani her elementin bir ustası gibi. Bunlar konsey üyesi falan galiba ya da konsey üyeleri her elementin bir ustasını seçmiş. Mesela bakın burada sarışın bir kız var sanırım. Saçları da alevden böyle yanıyor. Konsey üyesi diyor. Ateş Empress'i Zeal. Empress ne demekti bilmiyorum. Ateş Empress'i Zeal diye geçiyor. İsmi Zeal'mış. Yani anladığım kadarıyla burada da diyor ki Toprak Lord'u Atlas. Toprak elementinde de buymuş ve buzda da bakalım donmuş kraliçe Freya. Böyleymiş. Buradan da görüyoruz. Bunlar belki de karşımıza çıkacak patronlar falandır. Burada ne var? Mesela bakın burada değişik şey düşmanları falan gösteriyor herhalde. Burada da kıyafetler falan. Mesela ne diyor? Bu güçlü kaos şövalyesiymiş savaştaki. Karşımıza çıkacaklardan sanırım. Bu da gizlenebilen kaos ninjası gibi bir şey. Gizli saldırılar falan yapıyor. Gölge saldırısı falan herhalde. Bu da büyü yapmaya hazırlanan korku saçan manasını bilmiyorum. Fearsome diyor. Kaos büyücüsü herhalde. Burada da oyundaki para birimlerini gösteriyor sanırım. Bakın burada normal oyunlardan kazanacağımız elmaslar. Bunlar bizimle dönenler. Şunlar hani bronz, altın, gümüş gibi oyun paraları diye düşünebiliriz. Şunlar neymiş bakalım. Bunlar için ne diyor? Bunlar nadir kaos büyüleriymiş. Etkileri bilinmiyor diyor. Bunları şu gördüğümüz simgeleri bulursak nadir olduğu için alıp denemek lazım. Belki de sürpriz patronlardan falan düşüyordur belki. Burada da yine genel bilgi veriyor herhalde bununla ilgili. Tamam, biz yine şöyle baktık geçtik, ekstra bir şey vermiyormuş. Burada evet bakın şu sol tarafta önlem de var. Burada denemelere başlıyorsunuz. Bu ne diyor bakayım. Burada işte arkane büyü, yani buradaki büyüleri burada kullanabileceğimizi falan söylüyor sanırım. Evet, hoş geldiniz kaos denemelerine, interaktif alana diyor ama. Burası yani denemelik. Burada denemeler yapacağız. Tamam, iyi şanslar diyor. Yapabilirsin diyor. Biz yine şuradan değişle atlayacağız. Çünkü aşağısı bakın kazıklar dolu. Şöyle hop. Böyle geçiyorum. Şunu hemen kır bakayım. Müzik de değişti hemen. Şöyle bir sesi az bir şey ayarlayayım kendim ikine. Tamam. Şuradan bir şey bulduk. Nedir o? Dondurucu bir şey dedi. Sprite bir şey dedi. Böyle bir özellik aldık. Evet, ilk düşmanlarımız geliyor. O üstüme geldiler hemen. Ha, benim yanımdakine değince donuyorlar şöyle sanırım. Ben şimdi ateş topu atayım bunlara. Biraz da şey yaptım, güzel. Bir dolsun bakayım. Şu diğer topu atayım bakayım bu sefer de buna. Şöyle. O zaten sağlam vurdu. O bir düşman daha. Buna alev topunu atardım ben aslında bilseydim. Ha, bir de başının üstünde işaret çıkıyor hazır olduğuna dair sanırım. Alev topunu atayım ben buna. Bir de onu deneyelim. Oo, harika. Evet, dondurduk. Mesela şimdi şöyle. Güzel, onun işini bitirdik. Böyle böyle elimizi alıştıracağız. Aç bakayım. Bakın bundan bir kart çıktı. Ne diyor? Şöyle bir bakayım. Frost Fan, dondurucu bir saldırı. Ne diyor? Donmuş hançerler fırlatıyormuş düşmana. Şunlar neymiş? Bir tane bunu bulmuştuk az önce. Evet, Freezing Sprite ne ya? Donmuş ne ya? Bu bir tane sprite çağırmama yarıyormuş. Ama bu nasıl çağrıldığını hiç bilmiyorum. Kendiliğinden mi oluyor acaba? Hiç bilmiyorum nasıl çağrıldığını. Evet, burada da bakın burası soğuk bölgeydi. Şimdi ateşli bölgeye giriyoruz. Evet, geliyorlar.
Vurduğum zaman etkiliyor sanırım. Şöyle yapacağım yine. Önce biraz da alışabilsem. Evet, şunu vuralım. O direkt işlerini bitirdik. Şimdi o iki tane büyücü geldi. Şuna dikkat edeceğiz. At bakalım. Güzel, ikisi de birden halloldu. Buradan da şu tarafa. Burada da toprak kısmı. Şu dolsun bir bak. Ha, donmuş, tamam. Buradakiler de gelsin. Oo, buradaki direkt slime tarzı bir şey geldi. Buna ben bir alev topu yollayayım şöyle. Al. Oo, bir sürü çıktı. Bunlara o zaman şu şeyleri atalım. Dondurma şeklinde bıçak demişti. Oo, bakın. Çoğunu hallediyor böyle. Alev topu. Al. Bunlar iyice küçülüyorlar yani. Tamam, güzelmiş. Oo, bakın şöyle büyük mavi doldurunca yapınca çok etkili oluyor. Yine şu büyüğü yap. O benim şey arada böyle lazer gibi bir şey atıyor. Güzelmiş bu şekilde de. Şu da iyiymiş yani, yanımda gezen. Arada donduruyor. Lazer gibi bir şey atıyor falan. Evet, buradan sonra da eğitimi bitirmiş oluyoruz. Evet, şurada da can doldurma var. Maşallah canı da hiç kaybetmemişiz. Güzel. Burada da bir heykel var. Büyücü heykeli. Bakayım sağ tarafta ne var? Bir sandık var. Şunlara bir bak bakayım. Evet, burada da işte pelerin konusundan bahsediyor sanırım. İşte her büyücünün pelerin olduğundan, o pelerinin de etkileri var galiba. Burada eşyalardan falan bahsediyor sanırım. Evet, bazı antika oyundaki hani relik denen eşyalardan bunları kullanacağız. Tamam. Burada da işte bakın pelerin renkleri. Böyle dolapta işte pelerinimiz oluyormuş evimizde. Onları giyerek onların özelliklerinden faydalanıyoruz. Mesela bakın burada ben diyor o rengi görmedim dolapta diyor. Şu kızın yanındaki adamın pelerini biraz daha böyle hani ne renk diyelim, hani böyle lacivert ne mor arası bir şey gibi böyle. Benimki diyor büyülenmiş bir pelerin diyor. İki kere charming yapılmış, bilmiyorum artık her neyse. Burada da bir kitap görüyorum. Kaos denemelerine giren büyücüler kendine işte hani burada bakın büyük kartları falan doldurup biriktiriyor herhalde, onu anlatıyor sanırım. Tamam. Burada da bitiyor galiba. Evet, burada da iş bitiyor. Burada da son bir şey var. Bu ne diyor? Bu efsane bir işaret mi, bir şeymiş. Sadece diyor büyücüler kim başarılı olursa kaos denemelerinde, acaba ona mı gidiyor? Bu bazı şeyde nasıl diyelim, bir törende falan mı kullanılıyormuş? Herhalde öyle bir şey. Doğrudan kaos enerjisi falan oluşturuyor galiba, emin değilim. Bakın bir şeyler oluyor. Kırıldı ve yukarı çıktı. Ve de buradan da işte biz aslında dönüyoruz ve olayımıza başlıyoruz. Size şöyle müzeyi göstereyim istedim ilk bölümde. Evet. Burada da aynadaki yüz bizimle konuşuyor, Veres. Süpürgeler de etrafı temizliyor falan şarkı söyleyerek. Üzgünüm diyor. Affedersin. İyi misin? Orada tumble ve sessiz görünüyorsun diyor. Tumble'ı bilemedim. Görünüyorsun diyor. İyi olduğunu gördüğüme sevindim falan. Hoş geldin yeni evine. Evinden uzaktaki yeni evine hoş geldin. Büyücüler işte kaos denemeleri falan yapacağından bahsediyor sanırım. Yine büyü konseyinden falan bahsetti. Başlangıç için bize 100 kaos elması veriyor. Bunu kullanabileceğiz en azından ilk başta bir şeyler istersek. Tamam, ama endişe etme.
Her şey kısa zamanda hani düzene girer manasında söylüyor sanırım. Tamam, etrafındaki şeylere bakıp anlayabilirsin manasında diyor. Üste açık, aşağı taraf kapalıymış. Yanlar da kapalı. Şunlara bir bakalım. Mesela bu sandık. Ben diyor Mimi. Evet, bizim bu relikleri falan bulduğumuz şeyleri bunun içinde saklıyoruz. Endişe etme diyor. Burada güvende. Ne zaman ihtiyacın olursa hazırlar falan gibi şeyler diyor. Evet, buradan da bakıyoruz. Hücumda bir tane relik görünüyor. Ancak misk, yani genel kısımda iki tane var. Savunmada hiç yok. Bir aç bakalım. Hücumda ne var? Bir tane görünüyor ama burada hiçbir şey görmüyorum ben. Ha, şuradaymış. Tamam. Gördüm. Bir yüzük var. Dost bileziğiymiş. Yüzük de değilmiş. Bilezik. Hasarı arttırır ve hareket hızını arttırıyormuş. Sanırım gerçek bir dost için. Tamam, bunu kullanalım. Üzerimize yerleştirelim. Bir diğer bakalım. Burada da iki tane şey varmış. Aç bakalım. Burada müze bileti var. Tamam, onu kullandık. Yani şurada Sprite. Bunu da kullan diyelim. Eklesin. Müze biletini eklememe gerek var mı acaba? Ha, bunlar yer mi değiştiriyor acaba? Sadece birini mi alabiliyorum? Mesela yüzüğü alınca şey, pardon, bileziği, ötekini iptal ediyor. Etrafındaki ışık gitti. Bu hasarımı hızımı arttırıyordu ama Sprite bana çok faydalıydı. O yüzden şimdilik Sprite'ı alacağım. Naya'yı. Bu dursun yanımda. Tamam. Burası böyle. Buraya daha sonra bulduğumuz şeylere bakarız. Şurası gardırop belli. Evet, kendimi tanıtmama izin ver. Benim adım Ward. Ne diyor? Senin büyülenmiş şarjınım gibi bir şey diyor. Evet, şimdi kıyafetleri görelim diyor. Senin için hazırım. Evet, bakın kıyafetler. Mesela şu kırmızı standartmış. Maviyi seçersek bu da standartmış. Kırmızı ve mavi standartmış. Henüz de başka bir şey yok. Tamam. Kitaba bakalım. Herhalde bu da kartlarımız olsa gerek. Yani tanıştığıma memnun oldum falan diyor sanırım. Ben Tommy. Senin için kataloglarımı, büyük kataloglarım işte gel diyor, bak diyor falan diyor sanırım. Şimdi. Evet, senin galerin. Şurada temel büyüler. Burada yok, bu temel manasında temel saldırı. Bu değiş yaptığımız kartımız, bu standart ateş attığımız, şu da genel signature denen ateş topu attığımız gelişmiş olan. Bunları seçip değiştirebiliyoruz sanırım. Mesela temele geldik. Değiştir dedim. Ne alabilirim yerine temelden? Başka hiçbir şey yok. Sağ sol yapıyorum, hiçbir şey gitmiyor. Başka hiçbir şey yok. Diğerleri de böyle olabilir. Dash'e tıkladığımda burada da değişme yok. Aşağı yukarı dediğimde de bir şey olmuyor. Şöyle yap bakayım. Evet, burada da değişme yok. Şuraya bak bakalım. Ha, burada bir şey var. Elemente göre değişim var. Mesela şu an ateşteyim. Sağ solda yok. Ateş içinde başka yok. Şu 8 tane ateş fırlattığım şey. Buza gittiğimde şu benim buzla etrafı fırlatıp dondurduğum olay var. Bir de rebounding var. Geri tepmeli, yani bir yerlerden sekebilen buz parçası varmış yetenek. Mesela bir de bu varmış. Ateşli buz var sadece. Şimdilik ateş dursun. Bu güzeldi. 8 tane fırlatıyor. Bir de bu gelişmiş yerde. Evet, burada da o geriye doğru tepem var. Onu da bir ara deneriz. Şimdilik şu güzeldi. Büyüktü, kocamandı. Başka bir şey yok zaten. Şimdilik bu temel şeyler var. Burada da hepsini görebilirsin diyor. Neler varsa. Ateşten 2, işte havadan 2, sudan 2 diyor. Böyle tıklayınca da ne olduğunu görüyoruz. Şöyle. Tamam. Bunlar da tamam. Şu aynaya da bakarsan büyük ihtimal bizi müzeye geri gönderecek. Aşağıya şu an gidemiyorum. Sağa da gidemiyorum. Ve sola da gidemiyorum. Şimdilik doğrudan gideceğiz. Şunlarda bir şey var mı? Yok. O zaman haydi bakalım. İlk sefere direkt gidiyoruz sanırım. Burada hazırlığınızı yapıyorsunuz. Sonra şehire geliyorsunuz. Şehirde alışveriş imkanları var. Ondan sonra başlıyorsunuz. Mesela alttan bakıyorum, bakın 100 elmas bize verilen, altınımız hiç yok.
Şimdi burada şurada biraz test yapabiliyoruz yine. Ve bakın bizim Sprite hemen şunu dondurdu. Şurada neler var? Bakın burada iki tane standart, şöyle etrafı gelişmemiş. Şurada Signature denen biraz gelişmişi var. Şurada da kitap varmış. Herhalde kitabımıza tekrar bakmak için. Şunlar neymiş mesela? Yazıyor mu? Evet, bakın burada yıldırımla ilgili bir büyü var. Elektrik yayarak şokluyormuş düşmanları. Bir bağlantı oluşturuyormuş. Ona yakın olanlara da bu elektrik yayılıyormuş. Burada da rüzgar oku gibi bir şey atıyor sanırım. Bu gelişmiş olan ne yapıyormuş? Bumerang etkisi. Ve fırlattığım şey geri bana geliyor. Güzene benziyor ama şimdi ben başlar başlamaz elmasımı harcamak istemiyorum. Biraz tecrübe kazanayım, bir şeyler bulup sonra yapayım. Burada da eşyalar alabiliyoruz. Üstümüze giyiyoruz sanırım. Şu neymiş? Ha, tıklayınca kullanıyoruz. Tamam. Burada vampir gözlüğü diyor. Bunu kullanırsak sağlığımı yeniliyormuş ama ne zaman? Her kritik vuruş yaptığımda sanırım canımı yeniliyor. Bu güzelmiş. Bu neymiş bakayım. Şöyle tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama toprak elementi saldırısı yersem ona dayanıklılık kazanıyorum. Bu da su büyüsü yaparsam hasarımı arttırıyor. Şunlara bir bak bakayım. Tamam, bizde mesela şu an şu temel saldırımla şu deşim, bunlar hava. Bir de normal ateş fırlattığım 8 taneyle büyük ateş topu. Bunlar da adı üstünde ateş. Buradan herhalde envanterime bakıyorum. Evet, burası envanterim için. Tamam, bu tamam. Şurası da bizim kartlar için. Ha, buradaki bakın Lanova Şövalyesi bize hey sen dur falan gibisinden bir şey diyor sanırım. Abi, dur. Sadece büyücüler kaosa hani girebileceğinden falan bahsediyor sanırım. İzin verilebileceğinden bu noktadan itibaren. Ama bizim özgür olduğumuzu söyledi sanırım. Herhalde iznimiz olduğu belli oldu. Burada da iki satıcı daha görüyorum. Şunlara da bakalım. Mesela sende ne var? Karta benziyor sendekiler, yerdekiler. Evet, kardist diyor zaten. Bakın Nocturne kardist. Şimdi hayatla ilgili bazı gizemli şeylerin dışında bir şeyden bahsediyor sanırım. Bakayım ne göstereceksin sen? Sana diyor 10 elmas veririm diyor. Rastgele bir gelişim için. Yok, sadece 10 elmasa sana rastgele bir gelişim yaparım diyor. Herhalde kartlarımdan birini rastgele geliştirecek. Şimdilik istemiyorum. Biraz elmasım dursun. Biraz bakalım ne kadar hızlı toplanabiliyor. Neler yapıyoruz görelim. Ona göre karar veririz. Buna bakalım. Bu da Jade'miş. Biraz elmas satın. Buna elmas satın alıyor herhalde. 200 altın veririm diyor. 20 elmas için. Kaos elması için. Yok şimdilik onları da satmayacağım. Buralarda başka halktan birileri var gibi. Şuna bakayım mesela. Bunlar normal konuşuyor galiba. Bir şey. Ama bu da bir şeyler yapıyormuş. Yanan bir fırın için 10 elmas diyor da şimdi bu tam olarak nasıl işime yarıyor? Bunu okumak lazım. Şimdi bir hayır diyeyim. Bunlar da bir şeyler veriyormuş. Mesela bu kız ne diyor? Bu kraliçe, hani donuk kraliçe Freya ile ilgili bir şeyden bahsetti. Bu sadece konuştu. Şurada birini görüyorum. Lanova Plazası her zaman böyle yaşanacak bir yer gibisinden söylüyor sanırım. Başka bir şey demiyor. Burada da bir sandık var. Onda bir şey çıkmadı. Bir an dedim orada bir şey mi bulduk? Tamam gidelim. Nereden gidiliyor acaba? Ha, ileriden galiba da şu sağ tarafa da bakayım da sonra ortaya. Ha, buradan da bakın kıyafetler var. Dolabım da geldi. Bunu seçersen maksimum canım artıyormuş, savunmam da artıyormuş. Yeşil seçersen mavi yerine. Bu koşma hızımı arttırıyormuş. Bir de sıyrılma şansımı arttırıyormuş. Bu da zırhımı ve savunmamı arttırıyor. Bunda dikiş falan var. Herhalde kıyafet satıyor ya da tamir falan varsa oyunda onu yapıyordur.
Ha, büyülenmeyi kaldırıyormuş. Siz büyülenme yapıyorsunuz kıyafetinize, sonra da onu kaldırtıyorsunuz. Mesela ne diyor? 5 elmasa kaldırıyorum diyor. Şimdilik tabii ki gerek yok. O zaman bir gidelim artık. Hadi bakalım. İlk denememizi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi önce toprak, sonra bu, hatta sonra havaymış. Toprak, hava ve buz gelmiş bana. Ateş hiç çıkmamış. Belki de ateş büyüleriyle falan geldiğim için oldu, bilmiyorum. Şimdi iki toprak aşaması, sonra toprak patronu var. Ve rastgele oluşturuluyor sanırım. Ondan sonra da yine benzer şekilde gidip ve de en son kısma ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ama tabii ki ilk seferde bütün bunları bitirebilen biri var mıdır? Pek sanmıyorum ama neden olmasın. Şimdi etrafa bakalım. Gezdikçe de bir şeyler buluyoruz. Bu arada haritayı nasıl açıyorum? Bir ona bakayım. Ha, şöyle açıyorum. Tamam, gezdikçe belli olacak. Hemen. O, aşağıya düşmemek lazım. Bakın, burada kuyu gibi bir yer var. Koşarken dikkat edecek. Orada bir şey var mı? Yok. Haritaya da baka baka gitmek lazım. Mesela buradan şöyle de bakabiliyorum soldan. Şu an %20'sini açmışım haritanın. 3 tane düşman görünüyor altta. Göreceğiz. Burada yeşil bir işe bayrak var ama şuradan geçiliyor mu? Ha, şöyle oldu. Ha, bakın düşmanlar çıktı bile. O, hemen aşağı düşürdüler beni. 25 canım gitti. O, bunlar hemen düşürüyor beni. Ben bunları, o çok düştüm. Acemilikten işte, bakın bunlar hep oluyor. Haritaya bakayım. Acaba zorlukla alakalı bir şey mi? Çünkü 3 tane düşman şekli hala var. O, hemen çıktılar. İyi, dondurduk şöyle. Harika, bunu da aldık. Bundan altın falan da çıktı. Biraz canımız çok gitti. Acemilik olur artık diyorum, bu kadar. O, etraftan da büyüler geliyor. Biraz fazla hasar yedim. En azından ilk dünyada hemen gitmesek iyi olur. Fena düşüyorum ya. Tamam, sen de gel. Ona da mesela neyim var başka? Şu var. Şunu atalım. Ama çok canımız gitti. Şuradan yol devam ediyor. Oh. Şurada hızlı hareket etmem vardı. Ben onu unuttum bakın. Evet, şu hızlı hareket etmeyi kullanırsam rahat yaparım gibi. Şimdi bu ana kadar aklıma gelmemişti ama. Evet, böyle olunca biraz daha rahat oldu. Tamam, bakın 110'a kadar canım düşünce ancak hatırlayabildim. 86'da altın toplamışım. Şimdi bir haritaya bak bakayım ne kadar gezmişiz. Yani sol tarafları dolanmışız. Sağ taraflar kalmış. Şuradaki yer niye yarım? Aa, orası tamam, karşı duvar gibi bir şeydi. Şunları kırınca da bir şeyler çıkabiliyor. Bu güzelmiş, altın falan. Şu tarafa bir bakmamışız. Bakalım. Oh, hemen küçücük yerde bir şeyler çıktı. Kay hemen kay. Heh. Oo, hemen yanımda çıktılar. Alın bakayım size. Çok iyi kaçmak lazım çünkü çok az canım kaldı. Bunlar da işte bize gösterilen şövalyeler. Güzel, burayı hallettik. Can da çıktı biraz olsun. 70'te kaldım ama neyse, ilk sefer için bu kadarını hoşgörüm. Ben zaten bu bölümden sonra bir oynarım biraz. Kendimi geliştirmeye çalışırım. En azından bir sonraki bölüm için.
Şimdi buradan sağ taraf ve yukarısı var. Şuradan bir geç bakalım. Canım çok az kaldı zaten. Şu altın bulursam alayım. Şöyle kay. İkisini aşağı düşürdüm. Şurada cam var biraz. Ah, bir kalmış orada. İyi, bunlar çabuk gitti. Elmas falan da çıktı. Ama şu ana kadar dikkat ederseniz sadece çok az elmas çıktı. 102 oldum. 2 elmas. Ama bölümleri bitirdikçe çok geliyor olabilir. Burada ne taraf var? Sol tarafa bir bakalım şöyle. Tamam, burası geldiğimiz yer. Düşüyordum az kalsın. Geç bakalım. Bu nedir? Saldırıyor mu bu? Yok, bu satıcı falan mı acaba? Bir bakayım ne yapacak. Yok, bu sadece zararlı değilmiş bu. Benimki saldırıyormuş. Şunları yıkmasaydım iyiydi. Canını tam doldurmaktan falan bahsediyor herhalde. Bir şeyler dedi ama şu yanımdaki sürekli saldırıyor. Ondan mı gidiyor bilmiyorum. Konuşmayı deneyeceğim ama. Bakın bir şeyden bahsediyor arada. Dur bakayım biraz daha saldırayım. Bir şey oluyorsa görelim. Şurada ne oluyor? Buradan acaba bir özellik falan mı alıyoruz? Ha, şimdi söylüyor. Ya okuyamıyorum ki. Ha, buradan başka noktaya attı bizi haritada. Bak bakayım. Şuradan buraya geçiş yapıyoruz. Anladım. Ha, burası hızlı geçiş içinmiş. Direkt bizi göndermesi için de şu nece bilmiyorum. Hızlı geçiyor, okuyamıyorum. Canı da gitmiyor zaten. Belki kötü bir şey değildir. Onu bırakacağım. Şu tarafa devam. O düşmanlar var. Ne oldu? Bana canım mı gitti, başka bir şey mi oldu? Çat diye çünkü bir şey oldu. Sadece 35 kaldı. Büyücü var orada. O bir şeyler atıyor. İyi, onları hallettik. Birazcık can çıktı, 60'dayız. Sol tarafı gösteriyor. Orada ne var? O şeyi gösteriyor herhalde. Bulduğum yeri gösteriyor galiba da. Burada patron falan var sanırım. Özel bir işaret var. Orayı sona bırakalım. Şurada düşmanlar var. Ama bakın orada gölge düşman var. Fena vurdu. 10 kaldı sadece. İyi, en azından 10 canlı da olsa hallettik. Burada dükkan, evet. Şurada bir işaret vardı. Acaba dükkan mı var dedim. Evet, bu nokta şey, renkler hangi tarz dükkan olduğunu gösteriyor demek ki bize. O baştaki ne dükkanı bilmiyorum. Orada hiçbir şey göremedim. Bunda eşyalar satıyor. Yeşiller eşya satıyor demek ki. Mesela burada pil var. Yıldırım hasarımı arttırıyormuş. Eldiven var. Ne diyor bakayım? Bütün ileri doğru fırlatabildiğim büyülerimin hasarını arttırıyormuş sanırım. Kritik şansımı arttırıyormuş. Dondurucu düşman şansı falan. Düşmanları dondurma şansı ekliyormuş. Şu vardı Sprite, bu da ekstra yapıyor demek ki. Bu da burada bir yüzük var. Yok, bu yüzük değilmiş, iksirmiş. İksir şişesiymiş. 100 altına hemen can iksiri alabilirsin diyor. Zaten 10 canım kaldı. Alsam da acemilik varken boşa gider. Harcamayalım. Tamam, burayı da açtık. Bu dükkanı da gördük. Aşağı doğru bir bakalım. Burada da bir yer var galiba. Bakın yine bayraktı, resimdi falan. Evet, burada da bir yer. Burada kart falan satıyor. Boyalar var. Şu neymiş? Ha, o da simgeymiş. Şuradan da elmas çıktı.
Şimdi ne diyorsun? Sen şu kart normal. Bakın bir tanesinde böyle sarı değil ama böyle turkuaz renkli bir çevresi var. Mesela bu ne diyor? Şöyle bir bakayım. Virtuoso, yani virtüöz Michael Belloy tarafından tasarlanmış. Bu büyü bize ne için izin veriyormuş? Düşmanı size diyor, büyüklüğüyle alakalı bir şey mi? Herhalde o tarz bir şey yapıyor büyücüye, bilmiyorum. Denemek lazım. Burada şoklamadan yıldırım resimleri falan var. Evet, yıldırım atarak alana şokluyorsunuz. Yine yıldırım saldırısı, düşmanları şokluyorsunuz. Burada da yine bumerang var. Ötekinden ne kadar farklı, bu mu iyi, o mu iyi bilmiyorum. Onları da gördük. Artık patrona gideceğiz herhalde ama ben haritada gitmediğim yer kaldı mı bir bakacağım. Şurada aşağıya gitmemişim. Hemen sol tarafta. Oraya bir gidelim. Sonra da yukarı patrona gideceğiz. Başka da bir yer görünmüyor zaten. Yanlış oldu. Hemen gidelim. O gitmediğimizi. Eyvah, düşeceğim. Oradan düşmüyorsa iyi. Ben düşer sanıyordum hep bu birden koşunca. Geldik. Şu aşağıya gitmemişim işte buradan. Ama canım da çok az. O sandık buldum ama düşman var. Güzel, onu da halletmiş olduk. 10 canla idare etmeye çalıştım. Tecrübe kazandıkça daha rahat olacaktır. Başka da herhalde yok. Bak bakayım. Evet. Şu an dükkanlar, şu gezdiğimiz yerler, geriye üst taraf kalmış. Haydi gidelim. Hatta şu kapıdan geçip gitsem. Hadi bakalım. Evet, burada patron var sanırım. O burada 4 ayrı kapı var. Bunların her birine gidebiliyorum. Mesela buradan hangisi neymiş görmek için. Mesela şu dükkana gidiyoruz. Bu merkeze yolluyormuş. Şu kırmızıdakini çözemedik. Şu ne yapıyor ya? Buna bir şekilde halledip... Bu acaba Cadılar Bayramı etkinliği diye mi geldi acaba? Şu an öyle bir etkinlik var biliyorsunuz. Acaba onun için yapılmış bir şey mi bu? Neyse, bunu bilmiyorum. Anlatsam duracaktım ama buradan da artık bununla kapışacağız. Burada da başka bir şey görünmüyor. Bu arada kapıya geçmişim yanlışlıkla. Tamam, hadi girelim bakalım. Gerçi 35 canım var ama biz elimizden geleni yapalım. Oh, hemen 25'i yedik. Ben yine köşelerden takılarak... Oh, kaç hemen. Hop hop hop, orada biri varmış. Kay hemen. Güzel. Hop. Oh, geldi bir tane ve maalesef gittik. Neyse. İlk seferimiz için. Başlarda çok acemiydik, hiç bilmiyorduk. Biraz öğrendik ama öğrendiğimizde de canımız iyice azalmıştı. Tamam diyelim. Ekstra bir şey geliyor mu gelmiyor mu onu da görelim. Doğrudan eve geldik. Ne kadar oldu? 11 tane elmas toplamışım ama aldığım altınlar benle gelmiyor. Demek ki ne yapacağız? O altınları oralarda kullanacağız. Bu arada yanlar açılmış. Kapalıydı biliyorsunuz. Direkt yukarı atmıştı. Yanlara da bakalım bölüm bitirmeden. Şurada 2 yazıyor. Hadi şuraya bak bakayım. Burası dolabımızın olduğu yer. Dolap buraya gelmiş. Burada da uyatıyor muyuz acaba canım de? Bu görsel sanırım. Aynadan müzeye gideceğiz. Dolaptan kıyafet değiştireceğiz. Burada harita marita bir şeyler var. Ama bu haritaya bakılmıyormuş zaten. Tamam, buradan sandığa bakacağız. Şuradan da kartlarla ilgili şeyler var. Başka bir şey yok. Görünüyor. Burada biraz antrenman yapıyorsunuz. Hazır olunca yeni şeyler, kartlar, şunlar, bunlar. Sonra da gidiyorsunuz. O zaman şöyle yapalım. Bu bölüm bu kadarlık olsun. Bir sonraki bölümde de artık ben biraz kendimi geliştireyim.
Yeni bölümde takılırız kısmetse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.